sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Merhaba çocuklar, dersizliğine hoş geldiniz. Bugün sizinle yıkıcı doğa olayları konusundan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Doğada meydana gelen can ve mal kaybına neden olan olaylar doğal afet olarak adlandırılır çocuklar. Depremler, volkanik patlamalar, sel, heyelan, kasırga, tsunami doğal afetlerdendir. Doğal afetlerin temel nedeni dünyanın hemen yer kabuğunun altında bulunan magma denilen sıcak tabakasından kaynaklanır. Birçoğu işte bu magmanın hareketiyle birçok yıkıcı doğa olayıyla biz karşılaşmış oluyoruz. Doğal afetlerden bir tanesi depremlerdir çocuklar. Depremler hayatlarının kırılması ya da oynaması nedeniyle gerçekleşir. Depremler aniden gerçekleştiği için önlenmesi mümkün olmayan doğal afetlerdir. Dolayısıyla önlememiz mümkün olmadığına göre biz ancak depremden korunabiliriz. Depremden korunmamızın en basit yollarından biri ülkemiz de deprem bölgesinde bulunduğu için depreme dayanıklı evler yapmaktır çocuklar. Depreme dayanıklı yaptığımız evlerin içlerini de depreme uygun inşa edersek depremden, o yıkıcılık etkisinden büyük oranda korunmuş oluruz. Bunun dışında depreme hazırlık çantası yapmamız gerekir. Yani deprem çantası deprem sonrasında hayatımızı kolaylaştırmaya yönelik olmalıdır. Neler bulunabilir? Su ve konserve yiyecek içecekler bulunabilir. İlk yardım çantası, yine giysi bulunabilir. Uyku tulumu, battaniye, düdük bulunabilir. Bunlar da hayati önem taşıyor. Radyo, küçük bir el radyosu bulunabilir deprem çantasında. Bu da deprem sonrası için uygulanabilecek güzel bir önlemdir. Bir diğer doğal afet ise volkanik patlamalar. Volkanik patlamaların temel nedeni işte biraz önce bahsettiğimiz magma tabakasının bir yol kanalıyla yeryüzüne çıkmasıyla oluşur. Yani çok büyük basınçla bu magma tabakası dışarı fışkırır. İşte bu fışkırma sonucunda volkanik patlamalar meydana gelir ve magmanın sıcak ve yakıcı etkisi her bölgeye etki edecektir. Yani eğer yaşam alanı varsa, yerleşim alanının yakınındaysa bu volkanik patlama hem yaşayan orada yaşayan insanlara hem de orada yaşayan canlılara büyük ölçüde zarar verecektir. Bu nedenle yerleşim yerlerini volkanik arazilerden uzağa kurmak oldukça önemlidir. Ve volkanik patlama sonucunda da çıkan toz ve gazlar yerleşim alanlarını yine etkileyeceği için maske takmak alınacak önlemler arasındadır. Bir diğer doğal afette seller çocuklar. Sürekli yağan yağmur ve karın erimesiyle meydana gelen su taşkınları sel olarak tanımlanabilir. İşte bu su taşkınlarına bir de su kaynaklarının taşması eklenirse selin şiddeti artar ve daha yıkıcı bir etkiye sahip olur. Peki sel felaketini önlemek için ne gibi önlemler alabiliriz? Öncelikle bölgenin, yaşam alanı kurulacak bölgenin doğal yapısını bilmemiz gerekir. Yani yerleşim yerini sel taşkını olabilecek yerlere değil de bu yerlerden daha uzağa ve daha yüksek yerlere kurmamız gerekir. Depremde olduğu gibi afet çantası hazırlamak sel felaketinin oluşma ihtimaline karşı yine önemlidir. Peki su seviyesinin artması ihtimalini de göz önünde bulundurarak ne yapmak gerekir? Tahliye planı da yapmak gerekir. Sel felaketini önlemek için alınacak tedbirler arasında bunları sayabiliriz. Heyelanlar da toprağın yer çekimi etkisiyle bir eğim doğrultusunda kayması, yani yer kayması veya diğer adıyla heyelan olarak adlandırılabilir. Heyelanlar su ve rüzgar etkisiyle de meydana gelebilirler çocuklar. Heyelanı önlemek için yapmamız gereken ilk öncelikli önlem ağaçlandırma yapmaktır. Ağaçlandırmayı artırmak heyelanı önleyecektir. Bitki örtüsünü korumak yine ağaçlandırma çalışmaları yapmak kadar önemlidir. Havanın sıcaklık farkı nedeniyle rüzgarlar meydana gelir. Rüzgarların çok şiddetli hale gelmesiyle de kasırgalar oluşur çocuklar. Bir diğer adıyla da tayfunlardır. Kasırgalar genellikle tropikal bölgelerde oluşur ancak karalarda da
etkisini gösterir. Peki kasırgalardan korunmak için yapabileceğimiz önlemlerden biri fırtına uyarılarını takip etmektir. Yani fırtına uyarı varsa özellikle kendimizi korunaklı alanlarda, hatta araçlarımızı da korunaklı alanlarda tutmamız gerekir. Örneğin kapalı garajlara park etmeliyiz araçlarımızda. Bunun dışında ağaç, çit, duvar gibi yerlerden de uzak durmamız gerekir. Mümkün olduğunca fırtına uyarısı varsa mümkün olduğunca içeride kapalı alanlarda kalmamız gerekir. Doğa olaylarından korunmak için alınacak önlemlerin karşılık geldiği yıkıcı doğa olaylarını belirleyiniz diyor. Bitki örtüsünü korumak ve zarar görmesini engellemek, selden ve heyelandan korumak için alınacak bir önlemdir. Can ve mal kaybını önlemek için daha dayanıklı yapılar inşa etmek bizleri depremden korur. Yerleşim alanlarını daha yüksek alanlara inşa etmek selden korur çocuklar. Yerleşim alanlarına sığınak eklemek, sığınak kasırgadan korumak için eklenebilir. Oluşabilecek zehirli gaz ve toz bulutuna karşı maske takmak volkanik patlamalarda alınacak bir önlemdir. Afet çantası hazırlamak depremden korunmak için ve selden korunmak için yine afet çantası hazırlamak alınabilecek önlemler arasındadır. Böylece bu ders videomuzu da tamamlıyoruz. Bir sonraki derse kadar kendinize ve tabii ki fenimize çok iyi bakın. Hoşça kalın.